Yine güzel bir günden mutfağımdan herkese merhaba. Bugün mayalamadan, beklemeden harika poğaçalar yapacağız. Hemen çayı ocağa koyun, poğaçaları yapmaya başlayalım bile. İşte o kadar kolay ve çabucak. 4 su bardağı un kullanacağız. 2 su bardağını şöyle kaseme alıyorum. Ortasını da açıyorum. 150 gram oda sıcaklığında tereyağı ilave ediyorum. 1 çay bardağı da sıvı yağ koyuyorum. 1 su bardağı yoğurt koyacağım ama yoğurdun sulu kısmından koyuyorum. Yani sulu sulu bir yoğurt olacak. Şöyle 1 su bardağı yoğurdu da ilave ediyorum. 1 tane yumurta kullanacağız. Sarısını daha sonra üzerine sürmek için ayırıyorum. Akını da hamurun içine katıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 pakette kabartma tozu. İşte bütün malzeme bu kadar. Şimdi güzelce yoğuruyorum. Geri kalan 2 bardak unu da yavaş yavaş ilave ediyorum. Çünkü un değişiklik gösterebilir. Yumuşak, ele yapışmayan güzel bir hamur elde edeceğiz. İşte bakın hamurumuz oldu bile 10 dakikada derken işte bunu söylüyorum. Bakın yumuşacık, ele yapışmayan harika bir hamur. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve elimde yuvarlıyorum. İsterseniz içerisine istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Zeytin koyarsınız, peynir koyarsınız. Ben hiçbir şey koymayacağım. Böyle yanına peynir falan koyar öyle yersiniz. Sade yapacağım. Pişirme kağıdı serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Şöyle mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimde yuvarlıyorum ve hemen tepsime diziyorum. İşte bu kadar. Ayırmış olduğum yumurta sarısının içerisine birazcık da sıvı yağ koydum. Rahat sürülebilsin diye. Şöyle poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Altın sarısı kızarsınlar böyle. Ve üzerine kavrulmuş susam koyuyorum. Susam, çörek otu, keten tohumu ne isterseniz koyabilirsiniz. Ve 180 derece önceden ısıtılmış alt üst yerdeki fırında güzelce pişiyorlar. İşte fırından çıktılar, nar gibi kızardılar. Her tarafı eşit bir şekilde kızardı. Halen çok sıcak ama size dokusunu göstermek istiyorum. Dışı kıyır kıyır, içi yumuşacık, harika bir poğaça. Bakar mısınız şunun güzelliğine? İşte sıcacık poğaçalarım hazır. Çay demlendi. Ben onları afiyetle yiyeceğim. Umarım siz de yaparsınız, tadarsınız ve benim kulaklarımı güzel güzel çınlatırsınız. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun yanında bir tane de küçük zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben yeni bir video paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel değişik tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.